Evet, değerli dostlar, değerli canlar, Hollanda'nın Amsterdam şehrinden hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bugün cumartesi günü, gene bir hafta sonu, gene sizlerle biraz sohbet etmek istedik. Bugün Hollanda'da yine 28 derece sıcaklığında bir hava var. Herkes dışarıda geziyor, biz de dışarıda geziyoruz. Buralarda son günlerde havalar çok iyi, bir yaramaz durum yok. Herkes geziyor gördüğünüz gibi. Biz de geziyoruz. Diledik ki dostlarımızla, bizi tanıyan arkadaşlarımızla, bizi takip eden canlarla yine hasbihal eyleyelim, yine sohbet edelim. Ülkemizdeki gelişmelerden, buradaki gelişim değişimlerden sizlere bahsedelim. Zaten biz de sizin videolarınızı, sizin paylaştıklarınızı büyük bir önemle takip ediyoruz. Kaçırmamaya çalışıyoruz, yetişmeye çalışıyoruz. Boş zamanlarımızın hepsini dostları takip etmekle geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Evet, ülkemizde gündem değişiyor. Her gün bir başka hal oluyor. Gene tek adam, gene bir şizofren adam her şeye karışıyor. Cumhurbaşkanlığı makamını gerçekten yerle bir etti. Kendisi bir parti başkanı, kindar, İnsanlarla birer bir mahkemelik olan, ne bileyim, gücü eline almış sonradan görme, hani derler ya domuzdan dönme diye, aynen öyle o şekilde devam ediyor. Ülkemiz insanları kamplaşmaktan kurtulmak istiyor, halk uyandı ama çok geç oldu. 18-20 yıl boyunca bu insafsız zalimin, bu vicdansızın, bu BOP eş başkanının dindar olduğunu zannettiler. Kardeşlikten, açılımlardan yana, barıştan yana olduğunu zannettiler. Yanıldılar, öyle değil tabii ki. Biz söyledik, o zaman da yırtındık, etmeyin, yapmayın, bu adam münafık, bu adam Amerika'nın kuklası, bu adam dünya haklarının, ülkesinin, milli değerinin derdinde değil. Bu adam başkalarının kullandığı bir piyon dedik ama kim dinledi ki? Çeşitli kumpaslar kurdu. Ergenekon, Balyoz, Ayışı, Sarık Kız, bilmem ne falan filan. Ülke insanlarını mağdur etti, hapishanelerde çürüttü. Kimi öldü, kimi sürünüyor, kimi işinden oldu, kimi ekmeğini kaybetti. Neler neler. Bu münafığın günahları, bunun zulümleri saymakla bitmez. Dünyada hiç kimse bu kadar zalim olmadı. Hem zalim, hem korkak, hem sonradan görme, hem edepsiz, hem ahlaksız. Yahu sayın ne geliyorsa aklınıza, bir tane güzel vasıf bulamazsınız. Mümkünatı yoktur. Ne diyeyim, Allah bunu nasıl biliyorsa öyle yapsın. İnanın bana, toprak bunu kabul etmez. Bunu çevresindeki yalakalar, şoşoşlar, godoşlar, fırıldaklar, dönekler, bu zübükler, bunlar da Allah karu perişan eylesin bunları. Mazlumların gözyaşları bunlardan sorulacaktır. Mağdur olanların, zulme uğrayanların ahları bunları tutacaktır. Günahları bunların boyunlarındadır. Evet, şimdi son günlerde bir de tuttu azılı münafık bir de şey çıkardı. Hırsız münafık. Ne çıkardı? İdamı getirin meclise, ben imzalayayım. Ya bırak bu ayakları ya. Sen ne kadar utanmaz rezilsin ya. Yeryüzü senin gibi bir rezil görmedi. Sen tutacaksın Suriye'deki IŞİD zihniyetini, Yezidleri buraya dolduracaksın, IŞİD'leri dolduracaksın. Kelle kesenlere askere alınan 6 günlük, 10 günlük askeri okullardaki öğrencileri, bunların boğazlarını kestireceksin, öldüreceksin. Ülkeye 6 milyon yobaz, 6 milyon güya şeriatçı, güya kafatasçı, ne bileyim gerici yobazları dolduracaksın. Sonra ülkede çocuk tacizleri, kadın tacizleri, kadına şiddet, bunlar çıktı, biz idam getirelim. Sen idamı bunlar için getirsen neye yarar? Bunlar için de getiriyor değilsin. Yine siyasi görüşünü beyan eden devrimci, ilerici insanlar için getirebilirsin. Onu da getirebilirsen, getirmesin ama getirsen de ona yarar. İdam insanlığın yüz karasıdır diye biz yıllarca şiirler yazdık, yıllarca anlattık. İdam çare değildir. Ülkedeki insanların düzenli yaşaması,
bir değerler etrafında birleşmesiyle bu mümkün olur. Bu neyle olur? Kültürle, eğitimle, öğretimle olur. Yobazlıkla, hurafeyle, hadis, uyduruk hadislerle yönetilen ülkelerde Muaviye yönetimleriyle asla buna çözüm bulamazsınız. Düşünün ya, kırpaçlama var, insanı kırpaçlıyorlar. Senin anneni biri oraya alıyor, kırpaçlıyor. Sen insan mısın ya? O zaman sen insan mısın? Kanı bozuklar zaten kendileri böyle şeylere yanaşmazlar. Ama ülkenin düzenini bozmak için böyle soytarı rejimler getirirler. Bu Muaviye rejimidir. Hazreti Muhammed'e bu tür şeyler yakıştırmak günahtır. Hazreti Muhammed çok büyük bir devrimciydi. Hazreti Ali çok büyük bir devrimciydi. Atatürk çok büyük bir devrimcidir. Devrimci olmayan insan değildir bana göre. Orada bir yaratıktır, insana benziyor şekli şemali ama beyni devrimci değilse gelişmemiş demektir. O ondan zarar gelir demektir. O her an patlamaya hazır bir bomba demektir. Değerli dostlar, değerli canlar, idam olayını nefretle, şiddetle kınıyorum. Asla ve asla idamdan yana olamayız. Bizim yanımızda en büyük değer insan yaşam hakkıdır. Evet, bir zübük çıkıyor, bir başkasının yaşam hakkına kastediyorsa tamam, gereken yapılsın ama o da yine devlet büyüklüğünü gösterip onu yıllarca ölene kadar hapis cezası verebilir. Biz insan yaşam hakkının, hayvan yaşam hakkının, canlıların yaşam hakkının çok kutsal olduğunu, her şeyin üstünde olduğuna inanıyoruz. Ve doğru olan da budur. İnsan kırpaçla, inanın bana, gittik, gördük, gezdik. Suudi Arabistan'a da gittim, Libya'ya da gittim, birçok ülkeye gittim, gezdim, dolaştım, imkan oldu. Avrupa'yı da gördüm. Kendi ülkemde de 25 yıl yaşadım. Askerlik yaptım. Şu anda 60 yaşına geldik, bayağı tecrübeliyim yani. Öyle tecrübelerle dolmuşuz ki çoğunu yaşayarak tecrübe edindik, çoğunu okuyarak tecrübe edindik. Ve yaşam boyu bütün kazancımı kitaplara, eğitime, öğretime verdim. Gücüm yettiği kadar. Bir profesör unvanım yok, bir dosent unvanım yok ama kendi kendimi geliştirdiğime inanıyorum. Dini konularda da benim ilgi alanımdı. Çok ilgiliyim dini konularda. Bu konularda da halkımızın bir istediği olursa oturup konuşmaya hazır olduğumuzu açıkça söyleyebilirim. İnsani fikirlerimizi paylaşabiliriz, duygularımızı paylaşabiliriz. Değerli dostlar, değerli canlar, yasak olan şeylerde ilki daha da artıyor. Libya'da mesela yasaklı olan şeylerin hepsi revaçtaydı. Yani daha çok yapılıyordu. Daha kolay elde edilebiliyordu yasak olan yerlerde. Serbest olan yerlerde, mesela şimdi Avrupa'dayız, Hollanda'dayız. Hollanda'da yasak yok. Yasakları yasaklamışlar. Hiçbir şey yasak değil. Mesela ötenazi bile yapabiliyorsun. Allah korusun yani, kimseye tavsiye etmeyiz. İnsan ne kadar zor durumda, ne kadar acı durumda olursa olsun eceliyle ölmeli. Vadesi gelince hakka yürümeli. Biz insanların hakka yürüdüğüne inanıyoruz. Evet, insanlar vakti geldiğinde eceliyle hakka yürümeli. Ötenaziyi asla ve asla tasvip etmiyoruz. Tabii değerli dostlar, değerli canlar, yani ben ötenazi dedim ama o bile demek istedim. Her şey serbest. Her şeyin serbest olduğu ülkede de kimse kimseyi hiç rahatsız da etmiyor. Hiç öyle çocuğa taciz, kadına taciz, bir sapık ilişkiler olmuyor. Yani varsa da yani pek ilgi görmüyor. Kimse kimseyi bir şeye zorlamıyor. Değerli dostlar, İslam'ın emri de budur, gereği de budur. İslam'ın istediği de budur. Yani insan özgür olmalı, özgür dünyaya geliyor, özgür olmalıdır ki yasalar vardır, kanun vardır, devlet vardır, onlara uyulur ama o yasalarında güzelleşmesi için insanlar zaten mücadele veriyor. Bu yüzden adalet istiyorlar, bu yüzden sosyal devlet istiyorlar, sosyal haklar isteniliyor. Bunlar vatandaşa verilmelidir, bunlar onun hakkıdır. Vatandaş da vergisini doğru verirse güzel bir yaşam olur. Evet değerli dostlar, değerli canlar, konuyu dağıtıp başınızı ağrıtmak istemiyorum. Bizim amacımız idam olayı gündemi çarpıtmadır. Sonra
Ekrem İmamoğlu'nun tatil yaptığı, o arada sel felaketinin olduğu da yine gündemi saptırmadır. Recep Tayyip Erdoğan izindeyken, Marmaris'teyken güya yapmacık bir darbe oldu ülkemizde. Olmuş, ne bileyim, köprü tutmuşlar, köprüyü çevirmişler, onun adına darbe diyorlar. Köprü çevirerek darbe mi olur ya? Güldürmeyen adam, Allah'ını seversen, darbeyi ben yaptım ya. 1980'de darbeyi yapan benim ya. Fatsa'da ben askerdim. Jandarma komando, Trabzon Jandarma Komando Bölüğü'nün eriydim. Darbeyi biz yaptık ya. Darbe öyle mi olur? Uyduruk bir şey. Birkaç kişi kiralamışlar. Güya hırsızlık olayını bastırmak, o bakanları adalete teslim etmemek, oğlunu arabanın içinde saklı tutup devlete, adalete, hukuka teslim etmemek, bütün yolsuzlukların üstünü kapatmak için yapılan müthiş bir senaryoydu. Lanet olsun o senaryoya. 250 kişi bu senaryoya kurban edildi. Ülkemizde 250 kişinin demek ki değeri yok olsaydı kar patlamasında o intihar, canlı bomba intiharcısının yaptığı 100 kişiden fazla, 101 kişi ölmüştü sanırım. Demek ki bütün sorun 250 kişinin ölmesi değil, onu göze almışlar demek ki. Daha önce bir bakan demedi mi, biz Suriye tarafından kendi ülkemize bomba atarız, Suriye'ye karşı savaş ilanı ederiz diye. Ya bunların yapmayacağı bir şey yok. Bunlar çünkü Allah'a inanmıyorlar. Bunlarda merhamet yok, vicdan yok. Bunların dini, imanı, Allah'a, para, dolandırıcılık, üçkağıtçılık, başkasının gözyaşlarını alıp midesine indiriyorlar. Yuf olsun. Değerli dostlar, değerli canlar, konuyu kapatalım. Recep Tayyip Erdoğan artık fazla bir değeri yoktur, düşüyor. Düşmemek için her yola başvurabilir, her sapıklığı yapabilir. Ama halk da uyandı, itibar görmüyor artık. Dileriz defolur gider de ülkede düzen alır. Hepinize barışın, kardeşliğin, dostluğun egemen olduğu güzel bir ülke, güzel bir dünya diliyorum. Allah yoksullarımızın, darda olanlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Allah hepinize sağlık, sıhhat versin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Tekrar görüşürüz bir başka canlı yayında, can dostlarım.